Olumlama teknikleri nelerdir? Olumlama yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Olumlu bir cümle kurar. Olumlama cümleleri pozitif anlam içeren, aynı zamanda cümle yapısı olarak da olumsuzluk içermeyen cümlelerdir. Başıma kötü bir şey gelmesin. Cümlesi her ne kadar anlam olarak olumlu olsa da cümlenin yapısı olumsuzdur. Ve kötü bir kelime zihni kötü çağrışımlar yaptığında bu cümle bizi motive edemez. Peki burada olumlama nasıl yapılır? O cümle yerine "Bugün her şey yolunda." tarzında olumlu bir cümle ile olumlama yapmalısınız. "İstiyorum" kelimesini yerine seçiyorum. "Kelimesini kullanın." "Zengin olmak istiyorum" yerine "Zenginim." "İstiyorum" denince zihin ben de olmadığı için istiyorum der. Burada olumlama nasıl yapılır? Örneğin "Huzurlu olmak istiyorum" değil. Huzurlu olmayı seçiyorum demelisin. Gelecek zaman eki ve dilek şart kipi ekleri olan sa kullanılmadan cümle kurun. Şöyle olursa şu olur. Şu olursa bu gelir. Gibi şartlar koşarsan hep bağımlı olursun. Kendin olamazsın. Kendin olamazsın. Bir de ileride yapacağım, şu gün çözeceğim dersen erteledin için kendine inancını kaybedersin. Her şey güzel olacak dediğinde hep ertelemen gibi. Her şey yolunda diyebilirsin. Seysa 2. Eğer çok param olursa mutlu olurum. Bu kalıp sizin hiçbir zaman mutlu olma becerisinin sahip olmayacağınızın ifadesidir. Çünkü mutluluğun sonucu bir şarta bağlıdır. Melim, malı güçlü olmalıyım. Zorunluluk ögesidir. Şimdiki zamanda güçsüz olduğunun gerçeğini bilinçaltına verirsiniz. Tersine söylem. Korkmuyorum. Güvendeyim yerine korkmuyorum derseniz korkuyu odaklanırsınız ve bu bir çözüm değildir. Belirsizlik. İyi bir hayat istiyorum. Nasıl bir hayatın sizin için iyi olduğunu belirtmediğiniz için belirsizlik ifadesi vardır. Olumlama cümlelerimizi seçerken dikkat etmemiz gereken şeyler duygusal zihnimize hitap etmeli. Olumlama cümlelerinde duygusal olarak heyecan ve enerji oluşturarak kelimeler seçmeliyiz. Kısa ve açık olmalı. Kesinlikle amacınız ne ise ona hitap etmeli ve kısa olmalıdır. Uzun ve karışık cümleler pek işinize yaramamalıdır. Yaramamaktadır. Olumlu yönü güçlü olmalı. Olumlama cümleleri negatif kelimeler içermemeli ve kesinlikle tamamen olumlu cümleler olmalı. Şimdiki ve geniş zaman olmalı. En önemli konulardan biri bu. Şimdiki zaman kullanılma, kullanılmalısınız. Çok gerekmedikçe gelecek zaman veya geçmiş zaman kullanılmamalıdır. Yapıyorum, oluyorum gibi şimdiki zaman ile bitmelidir. Ya da geniş zaman para bana her yerden gelir. Kendinizi etkileyecek doğru cümleleri bulun. Kısa bir araştırmadan sonra hangi cümlelerin kelimelerin size daha etkileyici olduğunu keşfedin. Olumlama cümlelerini seçerken okurken en etkilendiğiniz cümleleri inceleyin. O olumlamaları yapın. Kullandığımız sözcüklerle anlaşma imzalıyoruz. Kullandığımız her sözcükle bir anlaşma imzalarsınız. Hem kendinizle hem karşınızdaki ile hem de tüm evrenle. Bir insan gelecekte ne yapacağını merak ediyorsa bugün ne konuştuğuna baksın. Muhtemeldir ki bugün en çok konuştuğunuz şey yarının deneyimi olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi vardır. Der ki bela insanın diline bağlıdır. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan birisini ziyarete gittiğinde hangi duaları ettiğini sormuş. O da Allah'tan sabır dilediğini söylemiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz musibetimde bana sabır ver yerine Ya Rabbi bana dünyada ahirette de iyilik ver duasını neden okumuyorsun demiş. Ayrıca Peygamber Efendimiz yanından geçerken Ey Rabbim senden sabır istiyorum diye dua eden bir kişiye sen Allah'tan bela istemiş oldun. Bunun yerine ondan sağlık ve afiyet dile buyurmuştur. Olmasını istemediğiniz şeyleri dualarınızda dile, dualarınızda dileklerinizde anmayın. İstemediğiniz şeyleri sıralamayın. Sadece olmasını istediğiniz şeyleri söyleyin. Ben hasta olmak istemiyorum yerine ben sağlıklıyım. Yaşlanmak istemiyorum yerine her daim genç kalıyorum. Yaşlanmak istemiyorum diyen insanların Oradaki o da yaşlanmaktır ve sonucunda yaşlanmak kaçınılmazdır. Öyle ki beyin negatifi algılamaz. Söylenen her şeyi gerçek kabul eder. Mesela siz unutma dediğinizde onu unut olarak alır. Onun yerine aklında tut demek daha doğrudur. Birisine panik yapma dediğinizde daha fazla panik olacaktır. Bunun yerine sakin ol demek daha uygundur. Bu yüzden ne yaparsa ne yapmak istediğinizi değil ne istiyorsak onu söylemeliyiz. Birisi sizi gördüğünde hasta gibi görünüyorsun derse eğer siz buna inanır ve onaylarsanız bu anlaşmayı imzalamış olursunuz. Ve çok fazla sürmeden hasta olacağınıza dair sizi temin edebilirim. Hastalık demişken bazı insanlar var. Hastalıklarını sıkı sıkı sahip çıkan. Mesela ben şeker, benim şekerim var. Benim tansiyonum var. Benim diyerek siz bu kadar sahip çıkarsanız o hastalık da sizi hayatınız boyunca bırakmaz. Çünkü ben diye başlayan her cümleyi bilinçaltı sahiplenir ve emir kabul eder. Bazen de kişi burada kurban olmayı seçer. Hatta bazen bundan hoşlanır bile. Çünkü o hastadır. Çevresinden daha önce görmediği ilgiyi görüyordur. Farkındalığı olan kişi ise o noktada bedeninin kendini verdiği mesajı bakıp şu soruyu sorar. Bilmem gereken şey ne? Hayatımda neyi değiştirmem gerekiyor? Neden ben değil? Burada görmem gereken ne demeliyiz? Büyüklerin çok söylediği bir söz vardır. Bir şeyi kırk kere söylersen olur. Hiç düşündünüz mü? Neden acaba? Çünkü din neyi çok söylerse bilinçaltı onu gerçek kabul eder. Beyin onu gerçekleştirmek için harekete geçer. Olumlu konuşmak ve düşünmek işte bu yüzden çok önemlidir. Olumlu kelimelere odaklanarak ve bunları yansıtarak genel sağlığınızı iyileştirebilir ve beyninizin işlevselliğini artırabilirsiniz. Enerjiniz hangi kelime üzerine odaklanıyorsunuz? Eğer hayatınızın istediğiniz kadar güzel olmadığını fark ettiyseniz olumsuz kelimeleri ne sıklıkla kullandığınızı not etmek için bir defter tutun. Gerçekten daha iyi bir hayatın ne kadar kolay ulaşabileceğinizi gördüğünüzde şaşıracaksınız. Kelimeleri değiştirin, hayatınızı değiştirin. Sözlerinizle birlikte davranışlarınızda değiştiğinde siz değişmeye başlarsanız, siz değiştikçe yaşamınız da değişir. Bir bakarsınız ki yaşamınız, söyledikleriniz, düşünceleriniz, davranışlarınız olmuş. Bu yüzden olmasını istediğiniz şeyini ona odaklanın. Olmamasını istediğinize değil. Şimdi iki cümle, iki cümleye bakın. Ve iki cümle, iki cümlenin de ayrı ayrı size ne hissettirdiğini düşünün. Bugün hava çok güzel ama yarın yağmur yağacak. Yarın yağmur yağacak olsa bile bugün hava çok güzel. Sadece iki kelime olsa kelimeler cümledeki ifadeyi ne kadar değiştiriyor değil mi? İlkinde olumsuz bir duygu durumu, ikincisinde ise her şeye rağmen mutlu olma durumu. Hepimiz her an aklın alamayacağı bir gözetim, bir denetim içerisindeyiz. Biz sadece düşüncelerimizden değil, duygularımızdan da bütün evrene karşı sorumluyuz. İçimizdeki kinden, nefretten, intikam duygusundan yükselen eksi elektrik dünyadaki bütün zerreleri ürpertiyor. Haberimiz var mı veya içimizden yükselen ve gökyüzündeki bütün insanları, bütün hayvanları, bütün bitkileri, bütün eşyayı için alan bir hayır. dua, bir güzel, dilek dalga dalga bütün zerreleri iyinin, güzelin, temiz, asil ve gücü olanın ışınlarını yayıyor. Ne olur kalbimizi, kafamızı hep sevgiyle, saygıyla, edeple, incelikle ve güzel du güzel duygularla doldursak.